Ümmetini sana verdim ey Habib. Cennetini onlara kıldın nasip. Bu hangi ayette geliyor biliyorsunuz? Vadduha suresinde. وَلَسَلْتَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ تَتَرْضَى Habibim sen yeter deyinceye kadar sana ne istersen vereceğim Habibim diyor. Biz böyle bir peygamber ümmetiyiz. Böyle bir peygamberi bırakıp da başkasının peşine düşenler ebedi zalete uğrayacaklardır. Hazreti Muhammed Mustafa'yı bırakıp da başka yollara gidenler de uğrayacaklardır. Helak olacaklardır. Bu kadar ümmete sadık, bu kadar ümmetine sahip, bu kadar ümmetine cennet isteyen bir peygamberi bırakıp da hangi yola gidiyorlar? Hangi istikamete gidiyorlar? Hazreti Muhammed dururken kimin peşinde gidebilirsiniz? La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Allah ile Muhammed kelimesi beraber yazılmış. Böyle bir makamı tasavvur mümkün müdür? Hem dedi ki, ya Muhammed ben seni gülüren görmeye doymazsın beni. Sen diyor beni görmeye doyamazsın. Bu şekilde mülakatı tamamlanıyor. Konuşuyorlar, görüşüyorlar, sohbet ediyorlar. Ve Cenab-ı Hak bütün tecellileri kendisine veriyor. O da ümmetini istiyor, ümmetini. Ol zayıf ümmetlerin halim ola, hazretine nide onlar yol bula. Rabbim diyor benim ümmetlerim zayıftır. Yanılırlar, sapıtırlar, düşerler. Ne olacak onların hali? Gece gündüz işleri isyan, kamu. Korkarım ki yerleri ola kamu. Cehennem olur yerleri diye korkuyorum. Ya Rabbi sen benim ümmetimi makbul ümmetler arasına kabul et diyerek yalvarıyor. Rabbül Alemin de bunu aynen kabul ediyor. Ve kabul ettiğine alamet olarak da Hazreti Habibullah'a bir emanet veriyor, bir hediye veriyor. Miraç'ta hepiniz biliyorsunuz. Git Habibim, git bu emaneti götür, ümmetlerine tebliğ et, söyle, onlara teslim et ve bu emanete riayet ettikleri müddetçe, bu muazzam hediyeye liyakat gösterdikleri müddetçe merak etmesinler buyuruyor. Ve Miraç dönüşünde muazzam seyahattan, bu muazzam ziyaretten, bu muazzam ziyafetten dönüşün ümmete, Müslümanlara bir hediyesi halinde neyi getirip teslim ediyor? Beş vakit namazı getiriyor. Miraç'ın hediyesi namaz. Miraç'ın demek ki hediyesi, Miraç'ın neticesi, Miraç'ın tamamı, hakikati, hikmeti, sırrı namazda toparlanmış bulunuyor. Götür ümmetlerine bunu tebliğ et buyuruyor. Kim beş vakit namazı eda ederse ben de cennetimi onlara nasip edeceğim buyuruyor. Namaz. İşte Miraç geldi, namaza bağlandı. Demek ki zaten dikkat ederseniz Miraç'ın tecellisi, müntehası, müptedası her tarafı camiyle, namazla, cemaatle döşenmiştir. Miraç nereden başladı diye sorarsanız, hani Miraç'a çıkışın, bu muazzam seyahata çıkışın ilk durak noktası, birinci istasyonu neresidir? Hani Peygamberimiz Miraç'a başlangıç noktası neresi oldu? Mescid-i Haram. Yani Mescid-i Haram bir camidir biliyorsunuz. Allah'ın yeryüzünde Allah'a ilk secde edilen bir yer. اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضْعَ لِلنَّاسِ وَالَّذ۪ي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا Yeryüzünde Allah'a ilk secde edilen yer Mescid-i Haram'dır. Miraç'a oradan çıkış yapıyor. Bir mescitten çıkış yapıyor. Mescitten çıkıyor Miraç'a. Sonra nereye varıyor? İkinci istasyon. İlel Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa'ya varıyor. Orada da iki rekat namaz. Bütün peygamberler imam olarak anlattı. Sonra kevni mekan geziliyor. Yerler, gökler, felekler, melekler, arş, kürsi, kainat. Bütün alemler görüldükten sonra, Hazreti Allah'ı da gördükten sonra, şeş cihetten münezzeh olarak, mekan yok, zaman yok, kayıtlardan azade Hazreti Allah'ı gördükten sonra dönüş başlıyor. Ve ashabına gelirken de yine neyle geliyor? Camilerde eda edilen beş vakit namazla geliyor. Namazla başladı, namazla bitirdi Miraç. Demek ki namaz kılmayan bir Müslümanın Miraç'la, Hazreti Muhammed'le, Allah'la hiçbir alakası kalmıyor. Hiçbir irtibatı kalmıyor. Namaz, namaz, namaz. Bir Müslüman namaz kılmıyor, bir Müslüman kadın namaz kılmıyorsa, bir Müslüman erkek namaz kılmıyorsa Allah'ın hiçbir rahmetinden istifade edemeyecek. Hesap veremeyecektir. Geçen derste söylemiştim. Kabirde olsun ilk sual böyle. Mahşer meydanında ilk sual yine namazdan. Çünkü Habibini Miraç'a alırken namaz da alıyor, verirken namaz da veriyor. Allah-u Teala alırken namaz da, verirken namaz da. Görüyorsunuz. Mahşer günü de Müslümanı hesaba çekerken ilk defa namazdan hesaba çekecek. Habibullah ile buyuruyor. اَوَّلُ مَا يُحَاسَبِ الْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ Yani huzurunda hesap namazla başlıyor. Bundan daha mühim bir şey yok ki çünkü. Beş vakit namazın hesabını sormak birinci sualdir mahşerde. Ve Efendimiz buyurmuşlar, ümmetim bu beş vakit namazın hesabını başarıyla verebilirse öbür sualleri
benim rahmeten lil alemin olmamdan dolayı ümmetine sormayacak Hazreti Allah. Şu namazı terk etmeyin buyuruyor. Hangi evde 5 vakit namaz kılmayan birisi varsa, o evde kandil yoktur, rahmet yoktur diyerek hiçbir şey aramayın. Cehennem zindanıdır. Bu hakikati mutlaka aşılamak lazım. Gayret göstermek lazım. Bundan dolayıdır ki aziz müminler, bakınız mesela cemaatle namaz kılmanın ehemmiyeti çok mühim bir şey bu, cemaatle namaz kılmak. Üzerinde ne kadar durursa o kadar icap eder. Fakat İslam alimleri diyorlar ki mesela düşünün, sabah namazı mesela ezan okundu. Sabah namazını ezan okundu. İşittiniz, kalktınız. En ideal, en üstün, en önemli davranış, abdest alıp elbiselerini giyip mahallede, muhitinde cemaatle sabah namazını kılmak esas. Bu şekilde yapmak, bu namazın en efdal, en üstün, en muazzam, mükemmel şeklidir. Fakat daha mükemmeli var. Daha mükemmeli var. Nedir o? Sabah namazının ezanıyla kalktın, bir Müslüman abdestini alıp yatağında uyuyan hanımını da, hanım kalkar mısın? Bak ezan okundu, sabah namazına kalkıyoruz diye. Hanımını da namaza kaldırıp 15 yaşına girmiş kılınan çocuklarını da teker teker namaza kaldırıp, abdestini aldırıp, namaza hazırlayıp, evde seccadeleri serip, baba, ev halkına, hanımına ve çocuklarına imam olarak, evin halkıyla, çocuklarıyla, evde cemaat olarak namaz kılarsa, camiden daha büyük sevap olmuştur diyorlar. Niye? Çünkü evini mescide çevirmiştir. Çocuklarına İslam'ı talim etmiştir. Evinde İslami bir medrese kurmuştur. Namazın ışığını yapmıştır. Cemaat olun, çocuklarınızı, hanımınızı evde namaza alıştırın. Hazreti Allah'ı doya doya seyretti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. Miraç deyip geçmeyin, ne dehşet bir hadisedir.